Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen zarf böreği tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma bir paket instant maya, isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile şöyle bir karıştırıyorum. Mayanın eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı yağını da ekleyip karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 2 bardak kadar un ekliyorum. Ne kadar un kullandığımı ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu da ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Unu kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Ben toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra masaya çok az un serpiyorum. Hamurumu masada yoğurmaya devam ediyorum. Masada yoğurduğum unla birlikte 5 buçuk bardak artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Hamurumu özlü bir hal alıncaya kadar masada yoğurmaya devam ediyorum. 4-5 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamurumuz yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu masada 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar yoğurdum. Hamurumu tekrar toparlayıp yoğurma kabına geri alıyorum. Üzerini bir streçle kapatıyorum. İsterseniz uygun bir kapak ile veya tabak ile de kapatabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde ettik. Hamuru yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalandırıyorum. Kapattıktan sonra kalınca bir sofra bezinin içerisine sardım. Bir saat kadar beklettim. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkarttıktan sonra mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. mayalı hamurlarda bu işlemi yapmazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurun havasını aldım. Tezgahıma çok az un serperek hamuru yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamur kartı ile 12 eşit parçaya bölüyorum. Hamuru kestikten sonra büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Büyük parçalardan başlamamın nedeni hamurların eşit bir şekilde hazırlanması. Bu şekilde toparladıktan sonra fazla olan kısmı varsa bu şekilde kopartıp küçük olan hamurlara ek yapıyorum. bezeleri hazırladım. Üzerini bir streçle kapatıyorum. Bu şekilde 5 dakika kadar dinlendiriyorum daha rahat açılabilmesi için. Eğer vaktiniz varsa 10 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Çok fazla da dinlendirme yapmayın. Bu sefer hamur kendini çok fazla salıyor. İlk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açmaya başlıyorum. İsterseniz ilk etapta merdane kullanabilirsiniz. O şekilde daha rahat açabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar bu şekilde büyüttükten sonra oklavaya sararak yavaş yavaş açıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için mayasız hamura göre biraz daha zor açılıyor. O yüzden undan destek alarak hamuru büyütün. Hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Hamuru yuvarlak bir şekilde açmak için bu şekilde oklavanızı her zaman aynı yöne koyun. Daha sonra önünüze doğru çekerek bu şekilde hamurunuzu büyütün. Hamuru yeteri kadar büyüttüm. Tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Bu arada iki tane hamurumu açtım. Bir tanesini kenara aldım. Bir tanesini bu şekilde yağlıyorum. Daha sonra diğerini üzerine kapatacağım. Yağı her yerine eşit bir şekilde sürmeye dikkat edin. 3 yemek kaşığı kadar yağ sürüyorum her bir yufkaya. Fırça yardımı ile kenarlarına da güzelce sürdükten sonra diğer açmış olduğum yufkayı üzerine seriyorum. Üzerine sererken yapıştırmamaya dikkat edin. Yapıştığı anda alttaki yufkayı bozabiliyor. O yüzden uç kısmına koyduktan sonra oklava yardımı ile dikkatli bir şekilde düzeltin. Sonradan düzelmiyor yağ sürdüğümüz için. Kenar kısımlarını bu şekilde büyütebilirsiniz. Altta olan yufkanın her zaman biraz daha büyük olması gerekiyor. Eğer alttaki yufkanız küçük olursa üste koyduğunuz yufka bu sefer büyük geliyor. Alttaki küçük olduğu için çekiştirerek büyütemiyorsunuz ama üstteki küçük olduğu zaman çekiştirerek aynı boyuta getirebilirsiniz. İkinci kata da yağ sürdükten sonra katlıyorum. Katlarken yağsız olan yerlere yağ sürmeye dikkat edin. Katladıktan sonra ben iç harcı için peynir ve maydanoz kullandım. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İç harcını koyduktan sonra bu şekilde zarf şeklinde kapatıyoruz. Uç kısımlarını bastırarak daha sonra kenar kısımlarını da bastırarak şekil veriyoruz kenar kısımlarını bastırdıktan sonra iyice parmak uçlarınızla bastırın ki tekrardan kabarıp piştiği zaman açılma olmasın birleştirip bastırıyoruz hepsini bu şekilde hazırlıyorum hemen birkaç tane daha göstereceğim hazırladığım böreği yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Hemen yufkaları açıp yağladıktan sonra bu şekilde kenarlardan ortaya doğru katladım. Çok az yağ sürdükten sonra bu şekilde katlıyorum. İç harcını koyduktan sonra zar şeklinde kapatıyorum. Böreklerimin hepsini bu şekilde hazırladım. Daha sonra 10 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Tepsi mayası yaptığınız zaman börekleriniz çok daha güzel kabaracaktır. Katları çok daha güzel açılacaktır. 15-20 dakika kadar da tepsi mayası yapabilirsiniz. Ben 10 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra bir adet yumurta sarısına bir tatlı kaşığı kadar sütü ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra böreğimin her yerine gelecek şekilde güzel bir şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. İsterseniz serpmeden de pişirebilirsiniz. Veya sadece çörek otu, sadece susam veya sadece haşhaş kullanabilirsiniz. Çörek otu ve susam serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında böreğimi pişirdim. Böreğimi aldım geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Böreğimin dokusunu da sizlerle yakından paylaşacağım. Gördüğünüz gibi daha elime alır almaz kıyırlığı ve kat kat oluşu belli oluyor. Hemen dökülmeye başlıyor. Böreğim hala sıcak. Hemen sizler için kesip doku testine geçeceğim. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.